Efendim yepyeni bir Baba Sor'dan hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla, yeni bir Baba Sor'la daha yine karşınızdayız. Evet, yine üzerinden upuzun bir aylar mı geçti? Geçti bence ya. Geçti. Ben artık bu sefer şey yapamadım. Abi yani YouTube deyince de biz ha, istikrar deyince biz, İstikrar düzen deyince de biz hakikaten. Neyse önemli değil. Biz de bu konuda efendim işimiz YouTube değil, ne yapalım, ama yine de sizlerle bir araya gelmek istiyoruz. Yani arada bir böyle de olsa, çok düzenli de olmasa, sohbetlerimize sizleri de ortak etmek istiyoruz. Sorularınıza dilimiz döndüğünce cevap vermek istiyoruz. Yine o sorulardan bugün birkaçına yer vereceğiz inşallah, değil mi programımızda? Evet. Yoğun mu? Soru gelmiş. Talebi var mı? Evet evet, var, güzel sorular Oo, var. Oo iyi, hadi bakalım. Güzel sorular, mükerrer var mı? Çok fazla. Çok mu? Ya, o zaman sen biliyorsun. Aha. Geçersin onları, değil mi? Yani artık böyle çok da aynı soruları, her programda da çıkmış soruları üzerinden tekrardan geçe cevaplamayalım. Çünkü cevabı hiçbir zaman değişmeyecek efendim. Evet. Aynı soruya sana ben öyle. Bazen atlıyorum, onda da kızıyorsun zaten. Öyle, aynı soruya aynı cevabı veririm. O yüzden gelsin bakalım ilk soru diyelim. Baba Sor'un da açılışını bu güzel soruyla başlatmış olalım efendim. Ne oldu? Neye müdahale ediyorsunuz? Açtın mı ses kaydı? Açtım. Kendini. Açtın mı? Açtım. Bak doğru söyle. Açtın Allah mı? Allah'a açtım hocam. Sen kendi telefonunda. Bu sıkışınca yalan söyler böyle de emin değilim ha. Ya tövbe ettik ya. Tamam mı? İyi hadi Beş bakalım. Beş program oldu hocam. Tamam iyi hadi bakalım. O zaman ilk soru gelsin efendim. Hocamın pullover aşkını detaylarıyla merak ediyorum. Orta birdeydik. Pullover benim arka sıramda oturuyordu. Ben ne günlerdi ya. Fen bilgisi dersinde hiç unutmam, benim ucum bitmişti. Pullover aşkı ne? Estağfurullah. Efendim sevdiğimiz saydığımız hareketlerden biridir. Yıllardır yaparız. Hocamız öğretti aslında. Yani yine tabii pullover bildiğimiz ettiğimiz bir egzersizdi ama benim hocam Bülent Çakır böyle onun favori egzersizlerinden de, o da bize böyle onu empoze etti. Alışkanlık edinmeyi seven bir insanım efendim. Yani bir şey bende alışkanlık haline gelince kolay kolay bırakamam, ama tamamen bu obsesif bir hareket olarak adlandırmayalım. Yani hareketin gerçekten mekanik olarak da çok hoşuma giden, egzersiz olarak da çok hoşuma giden bir egzersiz. Çok çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. 25 yıldır ağırlık kaldırıyorum. Herhalde 25 yıldır da pullover yapıyorum. O hangisiydi hocam? Biz bilmeyenler için pullover nasıl bir şeydi? Pullover yani böyle sehpaya tamamen sırt üstü yatıp elinize bir dumbbell alıp böyle arkaya doğru uzattığınız bir hareket vardır. Sehpaya yatış şekilleri de değişir. Senin şu ayakkabısız yaptığın hareket mi? Ayakkabılarını çıkarıp evet, yaptığın. Evet, evet. Ben farklı bir versiyonunu daha yapıyorum. Ben tamamen dizlerimi yere değecek şekilde de bu rencini arttırıp vücudu böyle tepe haline getirmek, böyle eğimli bir hale getirerek de yapıyorum. Eskiden salonlarda, bunu daha önce de bir programda şey yapmıştım. Özel pullover benchleri vardı. Böyle moon bench derlerdi ona. Böyle yarım ay şeklinde. O eğimli bir sehpaydı. Şöyle yuvarlak bir sehpaydı. Onun üstünde yatardınız. Türkiye'de de bakın bir moon bench Ankara'da Body İhtisas Spor Kulübü. Hala duruyor mu bilmiyorum. Sahibi Mehmet Küçükler'di. Türkiye'de bodybuilding, vücut geliştirme üzerine çok önemli işler yapmış. Federasyonda görev almış, başkanlık yapmış. Mehmet Küçükler'in Body İhtisas Spor Kulübü'nde böyle bir moon bench vardı. Kendileri mi dizayn etmişlerdi yoksa yurt dışından mı getirmişlerdi hiç hatırlamıyorum. Onu. Ama o moon bench'e yatıp pullover yaptığımı biliyorum. Hayatımdaki ilk pullover'ım o salondaydı. Mehmet Küçükler hocanın programıma yazmış olduğu o pullover'ı o moon bench'te yapılırdı orada. Orada yapmıştım. Güzeldi. Efendim bir sonraki soruya geçelim. Pullover'la olan aşkımı da, hiç bitmeyecek olan aşkımı da bu şekilde hikayesini size anlatmış oldum. Efendim hocamın yağ oranını merak ediyorum demiş. Ne bileyim, hayatım boyunca bakmadım demeyeyim yalan olur. Böyle bundan bir 15-20 sene önce böyle makinelerde falan ölçüyorduk. O makineler çok şey, takribi değerler veren. Yani böyle 3 aşağı 5 yukarı değerler veren makineler olduğu için. Orada da böyle çok düzgün doğru sonuçlar alamazsınız, ama herhalde şu anda %15'in üstündedir tabii ki. %18 o civarlardadır ya oranı diye düşünüyorum. Çünkü artık ölçmüyorum ama az çok insan kendi kendini tanıyor. Mesela bir efor sırasında az çok nabzınızı nasıl tahmin edebiliyorsunuz, kendinizi tanıyorsanız, o vücudunuzun vermiş olduğu ipuçları, o fiziksel tepkiler, o sırada 3 aşağı 5 yukarı nabzınızın kaç olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Yağ yüzdesini de böyle bu işi uzun yıllardır yapanlar az çok bilir. Yani şu an mesela şey podyum vücutçularına bakın. Bilir abi, şu an benim vücudum %8 yağ der. Onun
hatta daha iyidir o rakamı. Artı eksi 1 oynar. Benim de artı eksi 2, 3 bile oynayabilir. Yani 18 dedim de 20 de olabilir. 18'lerin altında değildir ama. Diye düşünüyorum. Geçeyim. Bence bu işlere çok takılmamaları lazım. Yani yağ oranı, hadi bildin. Şimdi bana yağ oranını sorduk. Hocam benim yağ oranım kaç? 17 diyorum bazen hiç. Senin yağ oranın 17. Bu bilgiyle evrende ne yapacaksın? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir malumatım yok. Neyine yarıyor? Ne yapıyorsun? Ona göre mi değiştiriyorsun kıyasla programını? Ya, yani ardın kaloriyi mi ona? Ya önemli olan aynada. Ya sen aynada bak. Memnun musun? Değil misin? Ona göre bir reaksiyon al. Yani çıkan yağ yüzdesine göre bir reaksiyon almaman lazım. Yani %17, %18. Şimdi ayna görüntüne bakıyorsun. Memnun değilsin. Yağ oranını ölçtürüyorsun. %12 çıktı. Ha iyiymiş, o zaman ben böyle devam edeyim. Aynadaki görüntü. Zaten vücut geliştirme görüntü işi değil mi? Yani vücut geliştirme sporu. Daha çok kozmetik nedenlerle başlanılan ama tabii ki fonksiyonelitenin de niteliğin de önemli olduğu bir spor. Ama kozmetik çok önemli bir yer kaplıyor bizde. Geçelim. Geçelim efendim. Genel olarak uyku kalitemizi nasıl arttırabiliriz? Bununla ilgili tavsiyeler var mı? Mümkün olduğunca erken yatmaya çalışın. Yani ben valla onu geçtiğimi hiç hatırlamıyorum uzun zamandır. Saat 10'u geçmiyorum. Sabah da ama erken kalkarım. 6'da kalkarım. Yani sabah erken kalkınca akşam otomatikman zaten 9'da 10'da bayılıyorsun. En geç 6'da kalkıyorum. Hatta 5. Yani 5 gibi falan kalkarım. 5-6 gibi kalkarım. Günü öyle başlarım. Yani en geç 6. Bence hiç gece çok böyle uykudan uyandığımı da hiç hatırlamıyorum. Belki bilincim yerinde olmadan uyanıyorumdur da. Hiç gece de deliksiz uyuyorum. Sadece bazen çok çay, su, kahve ya da işte zararlı içeceklerden içip yattığım zaman o zaman gece uykudan uyanabiliyorsun efendim. O biraz uyku kalitesini düşürüyor. Varsa böyle adetleriniz belki bunları azaltabilirsiniz. Ama uyku kalitesini artırmanın en iyi yolu erken yatmaktır. Erken uykum gelmiyor hocam. 2 sabah 5'te kalk, geliyor mu gelmiyor mu görürüz. Zorla da olsa 5'te kalk. Devam edelim, bir sonraki soruya geçelim. Hocam kamp yapmak çok istiyorum ama ne ekipman ne araba hiçbir şeyim yok. Ne önerirsiniz? Biz de gidiyoruz ekipmansız. Arabasız zor. Yani belediye otobüsüyle kampa gidilmez. Ama yani, zaten ekipman da yokmuş. Ne taşıyacak ki arabayla? Kampa nereye gideceksin? Evin arka bahçesinde mi kamp yapacaksın? Ha? Bir akıllı konuş bakalım. Bir doğru düşün, tamam mı? Şimdi hocam sırt çantamı aldım. Aldın. Ne yapacaksın? Evet. Şuradan Beynam Ormanları'na gidemezsin ha burada Ankara'da. Gidilmez mi? Gidilmez. Ne toplu yapacaksın? Toplu taşımanın olduğu bir yere kadar gidip ondan sonra çok yürümesi lazım. Ya çok yürümesi lazım. Toplu taşıma seni yolun ortasına indiriyor. Kamp dediğin yer yukarılara, dağlara, ormanlara tırmanacaksın. Ama ekipmansız gece nasıl kalacak? Nasıl ekipmansız? Ekipmansız olur. Arabasız olmaz. Yani arabada şöyle en azından kamp yapacağın alana seni orman yoluna soksun. Orman yolunun bir patikasına filan arabanı park edersin. En azından geçişin olduğu tamam, yerde. Otostop yaptın. Yani. Oradan sonra biraz yürümen lazım. Daha yolunda nerede otostop yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok öyle bir şey. Yani araçsız zor. Araçsız zor. Ama böyle atıyorum şey gibi alanlarda yapılır. Ne bileyim öyle park piknik alanları, hani milli parklar vesaire. Oralara giden belki toplu taşımalar vardır. Oralarda böyle insanların böyle piknik yaptığı yerlerin biraz uzağında yapmak istiyorsan yapılır. Ama oralara kadar nasılsa araç oluyor. Oradan sonra da birazcık evet, patikadan yürüyecek. Birazcık patikada. Genç adamlar yürürler. Sıkıntı olmaz. Kalabilir mi ekipmansız gece? Mevsime göre değişir. Yani ekipmansız kışın imkansız. Yazın da 1-2 ay imkanlı olur. Yani yazın da öyle Haziran'da falan yine çok soğuk olur. Eylül'de yine çok soğuk olur. Temmuz, Ağustos yüksek rakımlar yine yaz kış fark etmez. Yine soğuk olur. Yani ekipmansız yani böyle alçaklarda olur. Dediğim gibi yine öyle biraz daha şey yerlerde. Ama Temmuz, Ağustos. Onun dışında Temmuz, Ağustos dışı ekipmansız zor. Yazın yapsa, koylarda falan yapsa mesela. Olur, olur, orada olur. Da sıcak çok şey yapar. Yani bu sefer de sineği vesairesi, şu su, bu su. Benim ekipmansız gittiğim işte çadırsız vesaire gittiğim kamplar var. Ama orada bile yine üstüne sağlam bir kıyafet giyiyorsun. Yani seni gece sıcak tutabilecek bir kıyafet giyiyorsun. Gündüz de inanılmaz sıcak. Gündüz de o kıyafetle yol yapıyorsun, yürüyorsun. Kıyafeti üstünde tutamazsın. 10 dakika sonra kıyafet sırılsıklam oluyor. O kıyafet kurumaz da. Ondan sonra onları yani gündüz o kıyafetleri de üzerinde taşıyamazsın. Onun dertleri var.
Ne gerek var ekipmana ya? Ekipman dediğin artık çok da zor bir şey değil. Yani böyle çok da büyük ekipmanlar da gerekmiyor. Yani temelde bir çadır, bir tulum yetiyor aslında. Yani geri kalan biraz senin ormandaki kamp yaşamındaki konforun. Evet. Yani istiyor musun yanında bir radyo olsun istiyor musun? Ne bileyim bir tencere, tava vesaire bir şey olsun istiyor musun? Çünkü bir de glamping diye bir şey var biliyorsun, evet, değil mi? Yani komple camping. İşte ev ortamındaki konforu kampa taşımak isteyenlerin sürdürmüş olduğu kamp tarzı glamping. Bu glamping bile değil ama yine de işte insanlar kampa biraz daha keyif yapma amacıyla gittiği için benim gitme amacım başka. Ben biraz da dinlenmek, sakin kalmak, durulmak için gidiyorum. İnsanlar da birçoğunu görüyorum. Yani tamamen neredeyse yemek yapmaya gidiyorlar oraya. Tencere, tava, saçlar, bilmem neler. Çok ekmek yapıyor, çünkü. Onu yapıyor, şunu yapıyor. Şehirde yapmayacağı yemekleri yapıyor. Çok izleniyor ya yemek videoları falan. Eğer yemek çekiyorsa... videosu ilginç bir şekilde inanılmaz izleniyor Türkiye'de. Evet. Yani bir insanın yemek yediğini görmek insanlara çok cazip geliyor. Bir de o insan o yemeği yani böyle kıtlıktan çıkmış gibi yerse çok çok daha keyif veriyor izleyene. Yani çok daha hoşlarına gidiyor. Senin mıhlamalar da fena değil ya işte. Yani evet, herkes kampa gidiyor ama mıhlama yoktu. Lan yemek programı yapayım o zaman. Yani senin niyetin beni mıhlama yerken mi görmek, yoksa işte orada sohbeti, doğayı, muayı, onları mı seyretmek yani? Hocam hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Saç bakımı için bir şeyler kullanıyor musunuz? Yani saç bakımı için işte en son marka verelim. Clear aldım. Bayağıdır onu kullanıyorum yani, birkaç aydır. Şu Manscaped Pro diye bir modeli var. Ben böyle bir şeye başladım mı ben de alışkanlık haline gelmesine. Hep onu mu kullanıyorsun? Hep onu kullanıyorum ama memnunum. Sıkıntı yok şu anda. Ha, ne oldu? Saçların şu gür oldu mu? Yani bu o şampuanın olayı biraz daha böyle saç dökülme karşıtı bir şampuan. Bende saç dökülme problemi yoktu. O yüzden o özelliğini anlayamadım. Ama bu saç derisinin kurumasına engelleyici faktörü çok iyi. O yüzden devam ediyorum. Vay be, onu anlıyorsun ha? Tabii ki anlıyorsun. Kuruyor benim saçlarım. Alerjik bir büyüğe sahipsen saçlarında zaten önceden de kullanırdım. Medikal şampuanlar kullanırdım. Bu valla onlarla aynı etki gösterdiği için devam ediyorum. İstanbul Anadolu yakasına ne zaman bombacım açacaksın? Önemli bir soru. Son günlerde de bizim de kendi şirket içi gündemimizi yoğun bir şekilde meşgul eden bir soru. Hala karar veremedik. İstanbul Anadolu yakasına franchise mi versek, biz mi açsak diye. Çünkü çok çok kritik bir nokta. İyi bir nokta yani. Bizim de yıllardır çok istediğimiz ama bir türlü oraya gidecek enerjiyi de kendimizde bulamadığımız bir nokta. Bakalım, iyi bir franchise teklifi olursa değerlendiririz ya da kendimiz açarız. Ama İstanbul Anadolu yakasına çok çok istediğimiz bir hayalimiz yani bokçum açabilmek. İzmir içinde. Yani İzmir yine bir sürü şehir de var ama İzmir çoğunlukla bu sefer gelen sorunlar. Ya yıllardır zaten en çok istenen lokasyon bokçum olarak İzmir. Yani en çok böyle istenen, gelen talepler, gelen başvurular da. Franchise olarak başvurularda İzmir. Ama biz biraz seçici davranıyoruz franchise konusunda. Ama İzmirlere biraz daha yaptık şu sıralar. Biraz daha öncelik tanıdık. İzmir istiyoruz biz de efendim. Ama İzmir'e franchise vereceğiz. Onu net söyleyebilirim. Ama o şanslı talihli kim olacak ona daha karar veremedik. Güzel. Tuna Tavuz straight kullanıyor mu? Veya bir kullanan birini nasıl anlarız? Tuna Tavus straight İdran kullanıyor mu? Alarak, onu doğru. Tuna Tavus'a soracaksın. Ben Tuna Tavus'un bir şeyi değilim burada. Sözcüsü, velisi. Yani yanlış program. Tuna Sor programı. Onu muhatap, o sorunun programı. Bir steroid kullanan bir insanı nasıl anlarsın? Gidersin, sorarsın. Kardeş sen steroid kullanıyor musun? Onun vereceği cevap bence bakidir yani. Geçerlidir. Bence öyle olması lazım. Devam edelim. Kimle içki içerdin? Arnold mu, Hetfield mu? Hetfield. Arnold Hetfield whisky içer. Arnold Schnapps içiyor, biliyor musun? Bir Avusturya içkisi. Hiç bilmiyorum. Onu sever. Bira içer Arnold, biracıdır.
Bari. Onların biliyorsun milli içkilerinden bira. Cermenik olduğu için kökeni. Schnapps, bira. Ben viski tercih ettiğim için Hatfield'ı tercih ederim. Ama yani aklın kalır mı diğer tarafta? Kalır. Yani Hatfield'la tokuştururken aklın şöyle anlattı. Efendim. Öyle olur yani. Diye. Çünkü çok büyük adamlar bizim için ya. Yani benim için şahsen Arnold, Hatfield. Ayırmakta zorlanıyorum. Clint Eastwood. Ben açık ara Hatfield dersin diye düşünmüştüm. Ya öyle deriz büyük bir ihtimal. Tamam mı? Öyle deriz ama aklın kalır mı? Aklında kalır. Kalmaz mı ya? Clint Eastwood çok isterim. Ama ne içeceksin Clint Eastwood'la? Yani bir duble içse tık gidebilecek yaşta. Yani Allah uzun ömürler versin. Allah benim canımdan alsın Clint Eastwood'a versin. Yani öyle. Tövbe de be de saçma. Clint Eastwood'dan önce ölüyormuş. Clint Eastwood 110-115 görüyor. Biz gidiyoruz 50-60'da. Sırf şu lafı dedim diye. Dedim diye değil mi? Bu dünyada da büyük konuşmayacaksın ha. Ama çok seviyorum gerçekten. Clint Eastwood herhalde şu an 94-95 yaşında. Adam hala aktif bir şekilde sinemada devam ediyor. Yani gerek oyunculuk gerek yönetmen. Şimdi daha uzun yıllardır yönetmenlik konusunda biraz daha ağır basıyor tabii ama yine hala oyunculukta da var. Devam ediyor. Devam etsin. İnanılmaz bir şey ya. Allah yani uzun adam ömürler versin. 50'lerde 60'larda ekrandaydı. 2023 oldu sene. Adam hala ekranda. İnanılmaz bir şey gerçekten. Merhaba. Devam. İlk omuz kahvem gelmiş. Masalhane dükkanımızın güzel kahve servisi ve sunumuyla. Nedir efendim bu kahveniz? Kolombiya efendim. Efendim çok açıklayıcı oldu. Sağ olun. Ben kahvenin memleketini sormadım. Ver ayı fırın. O da söyler. Yani hocam Americano. Americano. Sıcak Americano evet. Hani nedir işte sertliği, yumuşaklığı, şimdi, notaları, o rahiyaları filan. Notaları. Sen kahveci açtın böyle oldu işte. Nedir kahve? Kolombiya. Evet. Kolomba çekirdeği. Bitter. Yani, zaten şey Americano'nun olayı biliyorsunuz Amerikalıların espressoyu çok sert. Espressoyu sulandırması olması. Biraz evet. Ama bu da bir Americano'ya göre bir tık sert. Sert. Evet. Bir Americano'ya göre bitter sert. Bitter bir. Yani. Evet. Seviyoruz zaten sert kahve. Kahve biraz sert olacak ya. Bazen işte farklı yerlere gidiyorum falan kahve söylüyorum. Hiç alışık olmadığım şekilde adam bir getiriyor. Abi sıcak su içiyorum gibi. Onların damağı ona alışmış herhalde. Hayır tamamen ekonomik. Ekonomik mi? Tek şat. Vay be. Lan görün şu iyi niyetimi ya. Değil mi? Şu iyi niyetimi, şu temiz kalpliğimi göreyim. Ben de diyorum ki işte onun damağı ona alışmış. Geç ama bizim. Gerçekten şey hedef kitlene de bağlı yani misafir gelen misafirin şeyi de değiştirir. Ya öyle bak oradaki oturan muhitteki kişilerin kahve damağı da o semte göre. Demografik yapı. Vallahi demografik yapı o kahve damağının demografik yapısı ona göre şekilleniyor. Yani şimdi bir semtteki kahve sunumu neyse oradakilerin damak tadı ona alışıyor ve onu istiyorlar. Yeni gelen kahveci de onların o isteğine göre bir kahve çekirdeği vermek zorunda kalıyor. Semtten semte bile bu kahve tatları değişiyor. Zincirlerde tabii ki o her şey standarttır. Ama butik kahvecilerde yani herkes mesela her gün benim kahvemin çok sert olduğundan şikayet ederse yani eninde sonunda o kiranın alması lazım bir şekilde istedikleri şeyi yapacağım yani. Hiç. Ben öyleyim. Barış Hocam bayılır Nişantaşı'nın kahvelerine. Hiç öyle sevmiyorum Nişantaşı'nın kahvesini. Öyle mi? Yani işte biz burada çok güzel farklı bir kahve içiyoruz. Ben şimdi ya bizim Bob Jim'lerde vermiş olduğumuz, Bob kafelerde vermiş olduğumuz kahve tarzı biraz farklı. Evet. Ben biraz daha böyle sert kahveleri seviyorum. Orada biraz daha böyle ekşimsi Nişantaşı'nda böyle bir tadı var kahvelerin. Nişantaşı da onu seviyor. Genelde de oradaki kahveciler o tarz bir kahve yapımını tercih ediyorlar. Geçelim efendim bir sonraki soruya. Kahvemiz güzel mi yani özetle? Kahveniz güzel. Kahveniz çok güzel. Mekanınız çok güzel. İnanılmaz. Hizmet desen, hizmet kalitesi desen zaten anlatmaya gerek yok. Efendim söyle adresini rahatla. Ankara'da. Beytepe Köy Meydanı. Beytepe Köy Meydanı'nda efendim masalhane, dükkan, şaka bir yana. Anadolu. Masalhane, kahvede kalite. Şu önde bir jingle çıksın. Seviyoruz şey. Efendim güzel biz de geliyoruz şimdi o kadar ne desek geliyoruz. Vaktimizi geçiriyoruz burada kahvemizi içiyoruz. Yiyoruz içiyoruz 5 kuruş para vermeden çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz maalesef ama yazıyorsun değil mi? Bak yaz ha vallahi gücenirim. Bunları yaz ha. Yazıyor musun? Yok yazmıyorum. Yazmayacaksın tabii lan seni denedim buradan.
Sınav. Artık biliyorum. Arkadaşlık dostluk sınavıydı bu. Tutsakları biliyorum artık. Hadi bakalım geç bir sonraki soruya. Geçiyorum efendim. Ankara'nın neresindesiniz diye. Kim sormuş? Ne demek? Ne? İsmini vermek istemiyorum. Ankara'nın neresindesiniz? Bobçum olarak mı soruyor? Ne olarak soruyor? Yani herhalde. Kötü niyetli mi? Hayır. Öyle mi? Yeni izleyicimizdir. Yeni herhalde. İzleyicisi. Ankara, efendim Çay Yolu'nda bir şubemiz var. Çukurambar'da bir şubemiz var. Bob kafelerde yine aynı semtlerde hizmet veriyor. Onun dışında işte Masalhane'deyiz. Masalhane dükkanımız var. İstanbul'da da Zekeriya Köyü ve Nişantaşı. Bekleriz. Ne zaman Barış abi tahminen ne zaman spor işlerinden sıkılıp bit pazarında bir tezgah açarsın? Yani spor işlerinden sıkılmama gerek yok ki. Bit pazarında tezgah açınca zaten haftada bir gün açıyorsun. Geri kalan 6 gün ne yapacağım? Hadi spor işlerini bıraktım. Elimi ayağımı çektim. Pullover'la olan aşkıma son verdim. Haftada bir gün dediğin bit pazarı. Ankara'da o da ayda bir defa açılıyor bit pazarı. Ayrancı'da ayrada bir defa açılıyor. İstanbul'da da her hafta açılıyor da ne yapacağım yani? Evet. Bit pazarında tezgahımız var Feriköy'de. Hobi 34, Coşkun. Coşkun abimize yani de buradan selamlar. Coşkun'un tezgahı benim tezgahım. Yani zaten gittiği zaman orada oturuyoruz. Canımız, en sevdiğimiz. Evet. Tenisçi ve golfçü dirseği olunca doktora gidilir kardeşim. Doktora gidilir. Tenisçi ve golfçü dirseği ne olursa doktora gidersin. Spor hayatın bitmez. Net söyleyeyim. Yani spor hayatı öyle bir hayat değil. Böyle bir tenisçi dirseğiyle. Ben neler neler başımdan geçti ya. Ya hala diyorum ya ön çapraz bağım kopuk devam ediyoruz. Menisküslerim yok. Yani yırtık bile değil. Yok. Artık kaçmış, kaybolmuş, bitmiş, erimiş, bitmiş. Yok yani. Bu şekilde devam ediyor. Spor hayatı öyle bir golfçü dirseği oldun, tenisçi dirseği oldun. Golfçü dirseği medial epikondilit iç tarafta. Tenisçi dirseği lateral epikondilit dış tarafta. Enflamasyona bağlı orada artık bir süre senin gerçekten canını yakan, artık spor sırasında, egzersiz sırasında bayağı canını yakan enflamasyonel bir durumdur. Bu bir doktora gidersin zaten büyük bir ihtimal dinlenme verecek bir süre. Daha sonra hemen bir aktif dinlenme dönemine geçersin. Belki bu dönem eğer doktorunuz uygun görüyorsa antiinflamatuar ilaçlarla desteklenir. Bu süreci daha rahat atlatabilmeniz açısından analjezik ve antiinflamatuar ilaçlarla. Ama spor hayatı öyle bir golfçü dirseği bitecekse çok vahim bir durumdasınız yani. Devam edelim. Reis resmen eski reis, dönem Amerikasını yaşıyorsun. Söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Bana reis demeyin arkadaşlar. Ben gerçekten reis dediğim, reis denilen insanlara çok Türkiye'de böyle hoş gözle bakmıyorum. En azından tanıdığım, bildiğim. Rica ediyorum bana reis, başkan, kral, kral. Yani hiç fark etmez. Bunlara hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Barış hocam, Barış abi, Barış, Bob, Bobby, Bobicik. Yani bunlara kadar hiç sıkıntı değil de yani reis gerçekten olmuyor yani. Bizim kitleye reis olmuyor yani. Peki. Resmen eskiler Amerika'sı. Çocuğun sorusunu oku ama. Okuyorum. Ha, oku. Resmen eskiler Amerika'sını yaşıyorsun. Bu vizyon nereden geliyor? Yani eskiler Amerika'sını yaşamıyorum. Sabah kalkıyorum. Kahvaltıda zeytin var. Ben sana söyleyeyim. Yeşil biber. Domates. Tahin pekmez. Ondan sonra işe gidiyorum. Personelle uğraşıyoruz. Dükkanın önündeki çiçekleri soluyoruz. Benim hayat böyle. Bayağı da yerelmiş hocam. Evet ama tabii böyle hobilerimiz, zevklerimiz insanlara yani böyle ondan. Bir dönem Amerika'da yaşadığını düşünen çok fazla insan var. Benim bir dönem muazzaf subay olduğumu düşünen de binlerce insan var ki hala onu kıramadık. Yok yok eski asker de değilim. Ama tabii böyle zevklerimiz diyorum ya, hobilerimiz, tutkularımız. Genelde de insanlar sosyal medyada gösterdikleri hayatlarındaki o renkler, zevkler, tutkular onları paylaşıyor. Tutup ben sana sabah kahvaltıda kahvaltı yaparken ki değil, onu şey yapmıyorum. İşte bu şarkıyı dinliyoruz, bu filmi izledik, şimdi dostlarla şuradayız, iki bira tokuşturduk vesaire. Bundan dolayı oluyor olabilir ama tabii geçmişimiz bizi böyle harmanladı, böyle yoğuldu. Yani maruz kaldığımız popüler kültür de bunları, bu objelerin, imgelerin hep olduğu bir kültürdü. Onlarla büyüdüğümüz için belki o noktada da çok kaldık. Biz hoşumuza gitti. Bazılarının hoşuna gitmedi. Hayatında başka yerlere düştü. Biz onu gördük, onu aldık. Hayatımızı öyle devam ettiriyoruz. Hobisel olarak yani. Yoksa
Dediğim gibi. Bizim hiç öyle atın üstünde gitmiyorum iş yerine. Arabama atlıyorum. Çok süper olurdu. Yani. Arabama atlıyorum. Benzinlikte duruyorum. Depoyu fullediyorum. Fişimi alıyorum. Hay anam diyorum. Orada teşekkürler kısmından birkaç kişinin ismini geçiriyorum. O benzin parasını ödedikten sonra iş yerime devam ediyorum. At çok iyi olur. 3500'e doluyor lan depo. Ya. Kovboyun deposu 3500'e dolar mı? Ha? Nasıl kovboyluk lan bu? Nasıl Amerikalılık? Ha? Amerikalı olsan depom 3500'e dolar mı ya? İstanbul'a trenle mi gitsek artık? Trene de %60 mı ne zam yapılmış? Öyle mi? Hmm. Bana ne oğlum? Var ya bir tanesi. Kepsalanca. Bana ne oğlum? Ben diyeceğimi dedim. Ne PKK'lığımız kaldı, ne vatan hainliğimiz kaldı. Bana ne oğlum? Devam. Dave Evans mı? Bon Scott mı? Şimdi biriyle Instagram'da takipleşiyoruz. O yüzden cevap veremeyeceğim bu soruya. Ayıp olur. Takipleşmesek. Bence Bon Scott demiş de. Söylüyorum. Bu bilmiyorum da. Ya Bon Scott, Bon Scott tabii ki Bon Scott. Yani şimdi büyük ihtimal Dave Evans izlemiyordur bu videoyu. Bon Scott diyelim. Hatta Dave Evans izlemiyordur. Şöyle diyelim. Ya Dave Evans ne? Kim oğlum Dave Evans? Dave Evans izliyorsa da söyleriz. Who are you lan? Who are you? Bon Scott. Hatta yani Brian Johnson mı Bon Scott mı? Ben yine Bon Scott diyebilirim. Devam edelim. Askerden önce hiç dövmen yok sanırım. Sonrasında da boş yer yok. Niye? Boş yer yok olur mu ya? Vücut bir tek kollarımız kaplı. Geri kalan her yer boş. Bir bitti işte. Kolları yaptık bitti. Daha girmem yani bir daha. Yani bir noktada dövmeye başlatan seni ne oldu gibi bir şey soruyor herhalde. Benim hayatımda hiçbir şey bir noktada bir şeye tedrici ve kademeli olarak başlatmadı. Ben hayatımda her şeye bir noktada şöyle başlıyorum dedim başladım yani. Hmm. Hiçbir şekilde oturup düşünüp tartarak böyle başladığım bir şey hayatımda yok. Çünkü bu sorunun cevabını ben de merak ettim. Yok dövmeye çünkü. Sen beni için az çok tanıyorsun. Sen benim bir hayata bir şeye radikal bir değişiklik yaparken en fazla 3 saniyeden ne kadar fazla düşündüğüme tanık oldum. Yani 3 saniyedir. Evet. Başlıyoruz dedik. Başladık yani. Odur. Öncesinde niye yaptırmıyordun? Haram. Ya ne bileyim şimdi öncesinde niye yaptırmıyordun? Bir de şimdi şöyle bir şey vardı. Dükkan açtırma ya. Yok askerden önce dövme yaptırılmazdı bizim dönemimizde. Çok hoş karşılanmaz askerde. Bir de bizim böyle uzun dönem yapma gibi bir hayalimiz de vardı askerlikte. Subay olmak gibi. Şimdi ben dövmeleri yaptırsaydım. Askerde hoş karşılanmazdı öyle mi? Bir kere subay olma ihtimalim de herhalde sıfıra indirgenirdi. Çünkü şeyde teste giriyorsun. Seni böyle bir anadan üreyen soyuyorlar. Bakıyorlar, ediyorlar. RDM'ydi değil mi? RDM'ye ayırırlar direkt. Rahatına düştü Mehmetçik. Erkense rütbeli değil sadece er olarak gitsen bile. Şimdi bakmazlar. Şimdi Türkiye'de herkes ama eskiden öyle değildi. Eskiden yani öyle çok hoş karşılanmazdı. Dövmeliye kol sıvatmazlardı. Hele zaten subay olma ihtimalin yok. Yani dövmeli varsa, görünen bir yerinde dövmeli varsa seni hayatta subay yapmazlar. Düşünsene sen şimdi ben böyle askere gittim. Koskoca saldırıya belki selam verdim. Tekmil verdim ben. Yani böyle izliyorsun. Şöyle her yerinde dövmeler. Ne burada? Metallica. Evet komutan. Yani devam edelim bakalım. İlker Başbuğ'ydu bizim komutanımız ya. Biz İlker Başbuğ'a tekmil vermiş adamız yani. Düşünsene İlker Başbuğ'un karşısında ne oldu? Burada Master of Puppets. Nereden açacaksın? Hadi bakalım. Evet, ilginç bir soru geliyor. İlla şişip kas mı yapalım? Sadece kondisyon için salona gelinmez mi? Tabii ki gelinir ya. Hiç alakası yok hatta. Yani bence zaten öncelikli olarak niteliksel olarak gelişmeyi hedef alarak bir salona başlayın, spora başlayın. Kuvvet olarak, kondisyonel olarak, hayat konforunuz olarak bunları zaten hedef alarak spora başlayın. Bunların zaten neticesinde illaki bir görsellik gelir. Yani görsellikten kastım işte o büyük kas kütlesi ya da daha keskin hatlara sahip bir kas kütlesi. Ama ana hedef bu olmalı zaten. Devam edelim.
Spotify listesi istemişler. O bir tekrardan hatırlatalım mı? Bugün bugün verdim. Bugün bir Spotify şimdi bugün Bob Fiske'yi tekrardan verdim. Bob Fiske 7-8 sene oldu oluşturalı. Her sene de güncelliyorum. Yani yaklaşık o listeye bir 30-40 şarkıyla başlamıştım. O dönem çok yoğun dinlediğim, çok sevdiğim bir 30-40 şarkıyla başladım. Ondan sonra her sene ne zaman böyle bir şarkıya takılsam onu o listeye atarım. Ama kesinlikle o listede rastgele bir şarkı yoktur. Yani çok sevdiğim şarkıları atarım. Dinlediğim, sürekli dinlediğim şarkıları atarım. Şu anda herhalde 35 saate yakın oldu Bob Fiske listesi. Yani 35 saat neredeyse duraksız böyle çok keyifle dinlenilebilecek bir albümdür diyebilirim. Ama bunun dışında bir sürü listem var. Bu listelerin şimdi Bob boşluk bilmem ne, Bob boşluk bilmem ne, büyük harflerle Bob boşluk bilmem ne. Listelerin uzantıları hep böyle. Bazılarını direkt Bobçimler için yaptım. Bazılarını takipçiler için yaptım. Ama Bob Fiske tamamen kendim için yapmış olduğum bir listedir. Onu benim tavsiye edebilirim. Favorim. Onu tavsiye edebilirim. Onun dışında Bob Decade diye bir liste yaptık bu sene. 10. yılımıza özel. Bunu da bulabilirsiniz. Bu da açık liste Bob Decade. Burada da yaklaşık 10 saatlik bir liste. Yani 10. yılımıza özel 10 saatlik bir liste yaptık. Kesinlikle tekrar grup yoktur. Bütün grupların da böyle... O piyasaya çıktıklarında o ilk yıllardaki o hit olmuş değil de böyle gizli hit olmuş şarkılara da böyle yer vermiş olduğum çok böyle duyulmamış da bir liste. Çok çok iddialı olduğumda bir liste Bob Decade. Onu indirip Spotify'dan indirmelerine gerek yok da takip edip dinleyebilirler. Yeni bir liste isterlerse o. Viski devamlı güncelleniyor mu değil mi? Sürekli güncelleniyor. Daha hatta geçen bu hafta attım bir tane şarkı. Güncelliyorum onu sürekli. Evet. Daha önce sormuş muyduk hatırlayamadım hocam ya. Favori Atari oyunun ilk 3. Favori Atari oyunum ya ilk 3 zor. Ama yani şimdi Atari oyunları da kategorize etmen lazım. Tutup da yani bu 8 bit Mario ile bir 32 bitlik 16 bitlik arcade oyununu aynı klasmanda tutamazsın. Yani arcade oyunları olarak bakalım. Ben daha çok ev konsolcu değilim. Arcade'ciyim. Arcade'ciyim Mortal Kombat 1 favori oyunlarımdan biridir. Cadillac and Dinosaurs Mustafa olarak bilinir. Favori oyunlarımdan biridir. Final Fight severim. Blood Bros severim. Bunlar Golden Axe. Bak Golden Axe gerçekten çok sevdiğim, böyle küçüklüğümden beri oynadığım, yıllarca oynadığım oyunlardan biridir. Bunları tavsiye ederim insanlara. Çok keyifli oyunlardır. Snow Bros, Pank. 10 tane saymak kolay da 3 tane çok zor yani. Ama geçenlerde böyle kendi kendime bir sordum. Yani eğer hayatım boyunca minimum kaç oyunu indirgeyebilirim? Güncel oyun listimi. Baktım 30'u buluyor. 30 tane ile şey yapabilirim yani. Vazgeçemediğin 30 oyun var. Vazgeçemediğim 30 oyun var. Yani birbirinden çok zor ya. Bak aklıma geldikçe söylüyorum. Street Hoop var mesela. Çok severim. Ama bunların hepsi arcade oyunları. Yani böyle TV konsol oyunları değil. TV konsol oyunlarından Alex Kidd. Sega'cılar bilir, Nintendo'cular bilmez. Alex Kidd bu Mario'nu tokatlar yani öyle bir oyundur. İnsanlar hiç Alex Kidd'i bilmediği için bu Super Mario'yu Türkiye'de böyle göklere çıkartıyorlar da Alex Kidd bunun içinden geçer dışından çıkar. Orada da rekabetçiyiz hocam. Evet ya hayatımız değil böyle yani, bir sürekli bir rekabet, bir mücadele, bir şeyi beğenmeme, bir şeye yani sana ait olanı her şeyden üstün görme. Faşistlik lan bunun adı. Başka bir şey değil ha. Al sana vallahi, özel iştir. Al sana özel iştir. Allah'tan ne olduğumu biliyorum. Farkındayım yani. Yani faşist olup da demokrat ayağı yapmıyoruz. Çekmiyoruz millete. Devam et. Kapanmadan. Sorabildiğin kadar soruyor. Hangi egzotik hayvanı seviyor? Egzotik hayvan... Yani böyle bir egzotik hayvan ayırmıyorum. Bütün hayvanları seviyorum. Kucaklıyorum diyorsun hepsini. Bütün hayvanları. Hepsi. Benim için hiçbir hayvanın hiçbirinden daha farklı bir yanı yok. Yani köydeki koyunla evdeki köpek bence aynı değerde. Bilmeyenler için bayağı tarantula, yılan hepsini eline alır. Evet almışlığımız vardır. Öyle korkmuşluğu yoktur da ondan yok, öyle yok, diyor yok, yoksa. Yok. Hiç hayvandan korkmam hayatta. O zaman... Devam edelim hocam. Son bir soru sorayım. Hadi son bir soru sor bakalım. Kampa sadece 3 tane şey götürecek olsan hangileri olurdu?
Şey işte bu klasik. Adaya düşsen yanına adaya düşsen. Adaya bunu şeyde de sormuşlardı ya. İstanbul'da bir üniversite, üniversitenin adını unuttum ya. Bayağı soğuk bir üniversitede söyleşiye gittiğimde kampa 3 şey alsanız. Ha? Erzurum mu? Yok lan İstanbul'da ya. Anadolu yakasında bir üniversite unuttum. Özel bir üniversite. Orada sormuşlardı. Bıçak. Neydi o? Magnezyum neydi? Ateş çubuğu. Ateş çubuğu. Üçüncüsün ne? Söyle. İkincisi aklıma gelmedi. Sen söyle. Yok yani kendin için söyle. Kendim için mi? Kampa içiyle gitmem ben. Gitmezsin. Şşt, kameraman sen ne istiyorsun? 3 tane mi? Aaa. 3 tane çadır. He. Ama şimdi çadırı kuracak da bir sürü şey lazım. araba. Araba. Güzel. Pick-up. Yapılı bir tane pick-up yeter bana. Bir çuval dolusu kamp malzemesi. Onu da tek bir şey olarak. Evet. Yakışıklı sen? İp, bıçak. Tente. Tamam. Ne yapacaksınız onlarla? Çok merak ediyorum. İp, bıçak, kampta tente var. Ne yapacaksın? Rambo gibi işte avlanacak bıçak. Abi, sonra... viski, pro, Johnny Cash bitti. Üçünü götür, bitti. Keyife gidiyorsun abi. İpi ne yapacaksın? Ben bak hayatım boyunca kampta bir ip kullandım. Böyle doğru dürüst aklıma geldi. Bıçağa giderim. Aha bak şu ha. Şu bitiyor arkadaşlar. Bu yetiyor kampta. Bu. Yani ayıyla boğuşmayacaksınız. Hiçbir şey başınıza gelmeyecek. Şu ne yapacaksın biliyor musun? Domates keseceksin bununla da. Yani bunu da kullanacağın o. Yani artık böyle. Çocuklar da o üniversitede benden böyle bir cevap bekliyorlar da ben baktım kamplarda ben de böyle eskiden çok böyle malzeme götürdüm onu götürdüm bunu götürdüm ulan aldığımız gibi geri götürüyoruz ya ben hatırlıyorum eskiden şey kampa küçük balta büyük balta şey kamp bıçağı mutfak bıçağı işte büyük bıçak filan ulan şey gibi hırdavatçı gibi gidiyorduk kampa ya ondan sonra bir oturdum düşündüm oğlum ben kampta ne yapayım bırakıyorum, viski içiyorum, Johnny Cash çalıyor. Ya sabah akşam böyle geçiyor zaten. Demek ki benim kampta en çok ihtiyacım olan şeyler, en zam olan şeylerin bunlar olduğuna karar verdim. Eğer ki varsa yanımda taşıma hakkım, alırız yine bir şeyler de. Yetiyor bunlar. Yemek de yemiyorum, o yüzden şey yapıyorum. Ya birkaç kilo verip gelmiştim bir tane kamptan. Hiçbir tabii. Şey, her şeyi unutup gittiğin. Yani hiç bak yemek de yemediğim kamplar oluyor. Yemek zaten bana külfet geliyor gerçekten. Yani şimdi artık iyice artık yemek olayını zaten kampta bitiriyorum da. O kamp çok rahattı ha. Günde bir tane böyle fasulye konservesiyle geçirdiğim bir kampım vardı Bolu'da bir 10 gün. Ya ne kadar rahattı ya. Hiç yemek pişirme derdi yok. Bulaşık yıkama derdi yok. Ne hazırladım ne bittim hiçbir şey derdi yok. Oturuyorsun abi. Oh mis gibi böyle saatlerce ağaca bak. Müziğini dinle. Viskini iç. Kitabını oku. Mis gibi zaten. Olay bu zaten. Yani benim gitme amacım bu. Bilmiyorum yani sen tabii yemek yemek amacıyla gidiyorsan al. Ama dediğim gibi yani Rambo bıçağıyla gitmenize gerek yok. Öyle bir kamp olacağını hiç zannetmiyorum. Dedikten sonra efendim programımızı da burada noktalıyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli bir sohbet geçirmişizdir. Şahsen biz kendi adımıza inanın öyle bir sohbet geçirdik. Bir sonraki Baba Sorudan görüşmek üzere. O güne değin. Hoşça kalın. Teşekkürler.